Şili'ye gidelim. Bir de orada neler oluyor, neler bitiyor bir şekilde öğrenmeye çalışalım. Toplu ulaşıma yapılan zamlar orada da. Dolayısıyla geçen hafta başlayan gösteriler vardı. Bu gösteriler devam ediyor bir şekilde. Ve hala da Şili Devlet Başkanı Pinera, aralarında İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı da dahil olmak üzere toplam 8 kabine üyesini görevden aldı. Dolayısıyla bir önlem getirmeye çalıştı Şili'ye. Fakat henüz daha olayların bitmediği ve gösterilerin devam ettiğini biliyoruz. Bu konuda oldukça araştırmacı olan Şili'yle oldukça hakim Esra Akgemici'yi hattımıza alalım dedik. Telefon hattımıza alalım dedik. Çünkü Esra Akgemici hem Şili'de yaşadı uzun yıllar hem de araştırmalarını bu ülkeyle ilgili yaptı. Esra Akgemici hatta olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Merhabalar Esra Hanım. Merhaba. Merhabalar. Şimdi biz tabii aktarmaya çalışıyoruz ama bize gelen bilgiler tamamen ajanslar ve bazı medya organları tarafından gelen bilgiler. Öğrendiğimize göre şimdi Devlet Başkanı Pinera 8 kabine üyesini görevden almış. Ancak evet. bu istifalar ya da görevden almalar henüz daha halkın öfkesini dindirmiş görünmüyor galiba, değil mi? Evet. Bu açıdan Şili ile Lübnan arasında ben bir benzerlik görüyorum. Öyle orada mi? Da istifaya rağmen sönümlenmedi. Şili'de de istifa etse bile Pinera sönümlenmeyecektir diye tahmin ediyorum bu gidişata bakarak. O yüzden kabine değişikliği de yeterli değil. Burada Şili'de aslında 2011'den bu yana bir devamlılık var toplumsal mücadelede. Ve 2011'de çok büyük bir kitlesellikle sokakta alındı. Şimdi daha da büyümüş durumda ve oradan alınan bir ders de var. Bir kez sokağa çıktıkları zaman bütün talepleri karşılanmadan geri çekildiklerinde sağ bu sefer güçlenerek geliyor. O yüzden bunu artık biliyorlar ve yeni bir sürece girildi diye düşünüyorum ben Şili'de. Geçen hafta toplu ulaşıma getirilen zamlar sonrasında başlamış gösteriler. Hep bütün ülkelerde bir şekilde zamlar protestoya dönüşüyor. Şili'deki de oldukça yine aynı gerekçelerle başladı ama 19 kişinin de yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan gösteriler oldu. Peki ne yapılması lazım sizce? Şili Devlet Başkanı Pinera bile istifa etse bu gösterilerin bitmeyeceğini söylediğinize göre alınacak önlemler ne olabilir? Halkın talepleri tam olarak nedir? Burada aslında tetiklendiği nokta da önemli ama oradan yola çıkarak ne istedikleri de önemli. Metro ücretlerine yapılan zam gerçekten çok cüzi bir miktar. Evet. 1 dolara yakın bir miktar. Ve burada 30 pesoya mesela denk geliyor. Diyorlar ki bizim derdimiz 30 peso değil, 30 yıllık bir zulme karşı biz ayaktayız diyorlar. Ve bu 30 yıllık zulümle kastettikleri şey de tam da aslında Pinochet dönemi sonrasında süre gelen süreç. 1990'da demokrasiye geçildi Şili'de. Ama demokrasiye geçilmekle birlikte neoliberalizm aslında devam etti. Yani tam da o neoliberalizme karşı ayaklandıklarını söylüyorlar. Biz şeyle yüzleşemedik. Hala Pinochet anayasasıyla yaşıyoruz. Hala Pinochet politikalarıyla yaşıyoruz. Ve önümüzdeki sorunlar buradan kaynaklanıyor. Bu sistemi onarmakla değil, sorunlar çözülmüyor. Burada tam da o Pinochet'den miras kalan sistemin kendisiyle hesaplaşmak gerekiyor. Burada aslında Şili'de önemli bir süreç vardı. Geçtiğimiz dönem 2014'te Michel Bachelet sosyalist lider iktidara geldiği zaman yeni bir anayasa sözü vermişti. Evet. 2011'deki çünkü protestocular gene öğrenci hareketi tetiklemişti. Bu açıdan önemli. Bunu da öğrenci hareketi tetikledi. Çünkü çok kuvvetli bir öğrenci mücadelesi var Şili'de. Toplumsal hareketi organize edebiliyorlar. Böyle bir güce sahipler. Yeni bir anayasa istemişler temel talep olarak. Yani Pinochet anayasasından kurtulmak ve yepyeni bir Şili istemişlerdi aslında. Ve aşağıdan kurulan meclislerle aşağıdan bir anayasa yapım süreci başlamıştı. 2014'te sosyalist hükümet iktidara gelince bu 2011'deki protestoların ardından. Fakat başarılı olamadı bu süreç. Sekteye uğradı. Bu küresel güneyin aslında geneğinde
ekonomik krizin etkileri daha çok hissedildikten sonra tam da 2015 sonrası dönemde ekonomik kriz de bunu etkiledi. Bazı yolsuzluklar da etkiledi Bahçeli ile ilgili ve tekrar sağ yükseldi. 2018'de Piñera geri geldi iktidara ve zaten iktidara geldiğinden beri de bu toplumsal hareket yeniden yükseleceğinin işaretlerini vermeye başlamıştı. 2009'un başlarında yine öğretmenler bir greve gitmişlerdi. O yüzden en temelinde aslında radikal bir toplumsal dönüşüm istiyorlar. Mesela Piñera diyor ki ben bu süreci normalleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani başta böyle demiyordu. Bir savaş olduğunu söylüyordu. Bunun bir savaş olduğunu ve bunu ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağını söyledi ve çok sert müdahale etti. Ama baktı ki bu şekilde bastıramadı isyanı. O yüzden geri adım atmaya başladı. Zammı geri aldı, olmadı. Kabineyi değiştirdi, olmadı. Bu noktadan sonra Şili'nin önündeki süreç şu aslında. Yeniden bir toplumsal dönüşüm sürecine doğru gidecek adımlar atılmalı. Yani Piñera iktidarıyla da sınırlı değil. Bence artık sol iktidar geri gelse bile bu kitle yine sokakta kalıp taleplerini dile getirmeye devam edecektir. Yani radikal bir dönüşüm süreci var burada. Yani sizin de söylediğiniz gibi köklü bir anayasa değişikliği belki bir nebze durdurabilecek. Aslında Piñera değiştiği bakanların arasında kendi kuzeninin de olması, İçişleri Bakanlığı'nı kuzeninin yapıyor olması belki halkın tepkilerini dindirecek diye düşünmüştü ama o bile değişmedi, değiştirmedi süreci. Şili değişti ve hükümetle karşılaşılan zorluklar karşısında değişmek zorunda demiş Piñera. Ancak tabii giderek artan bu şiddet olayları, 500'den fazla kişinin yaralandığı, 3000'den fazla göstericinin de gözaltına alındığı bir gösteriden bahsediyoruz. Şiddet olaylarının giderek arttığını görüyoruz. Ekonomik olarak da ciddi olarak Şili'ye etkilemiş durumda. 1,4 milyar dolarlık bir zarar verdiği söyleniyor. Radikal değişiklik derken belki atılacak adım önce Pinochet'in istifası, daha sonra anayasa değişikliği için bir teknokrat hükümet midir acaba? Bu türlü taleplerin olduğunu da duyuyoruz. Şimdi bu bir taktik olarak yapıyorlar aslında. Böyle protestolar karşısında hükümetler istifa etmemek için belirli ödünler veriyorlar. Bazı taleplerini karşılıyorlar. Bu durumda toplumsal mücadele içerisinde ikiye bölünmeler oluyor. Bir kısım tamam diyor, bu talep, bu adımlar atıldı. Ben geri çekiliyorum, sokaktan çekiliyorum. Böylelikle geri kalan harekette yavaş yavaş tanımlanmaya başlıyor. O yüzden bir taktik olarak aslında bunu devreye sokuyorlar. Burada işte Piñera'nın vurguladığı bu normalleşme, işte diğer seçenekler, geçiş hükümeti vesaire. Onların aklındaki normalleşme ile protestocuların aklındaki bir değil. Yani bu protestoların öncesine dönülmesi ise kastedilen normalleşme ya da diğer teknokratik hükümet gibi geçiş sürecinin varsaydığı öneriler bu yöndeyse bunlar protestocuları tatmin etmeyecektir. Çünkü onların aklındaki normalleşme eşitsizliklerin giderilmesi, kişiyle dünyanın en eşitsiz toplumlarından biri ve bu da Pinochet döneminde başlayan, 73'te darbeyle başlayan, 90'da da demokrasiye geçiş sürecinde de devam eden, inşası devam eden, yani bütün bir sistemin ürettiği eşitsizlik. Bunun ortadan kaldırılmasını normalleşme olarak algılıyorlar. Son olarak bu şiddet olaylarına ilişkin bir şey söyleyeyim. Resmi rakamlar evet 20 diyor en son ama 50 olduğuna dair ben Şili kaynaklı birkaç şey de gördüm. Emin olamıyoruz. Kayıplar olduğu söyleniyor. Bir de gizli İşkence birimleri olduğu, buralarda tecavüzlerin, işkencelerin olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir iddia. Şey, evet, şiddet ortamı göründüğünden de vahim olabilir. Bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Yani önümüzdeki süreçte bu şiddetle ilgili mesele de belirleyici olacak. Ne kadarı doğru, ne kadarı açığa çıkacak. Bu da toplumsal hareketi sönümlenmesi ya da işte ivme kazanmasında belirleyici olacaktır. Çok teşekkürler Esra Akgemici. Şili'yi tanıyan ülke
Şili'yi tanıyan insan sayısı çok azdır Türkiye'de herhalde. Onlardan bir tanesiniz. Çok önemli bilgiler verdiniz bize. Çünkü bu ülkede neler oluyor, neler bitiyor bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Hem biz hem de izleyicilerimize aktarmaya çalışıyorduk. Fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkürler.